Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين صدق الله العظيم محترم kardeşlerim yüce Allah biz kullarını dünyaya imtihan için göndermiş. Tabii imtihan için göndermiş olduğu dünyada bizleri başıboş bırakmamış. Peygamberler aracılığıyla Rabbimiz bizlere rehberlik etmiştir. Bizler de müminler olarak Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize örnek almalıyız. Hal ve hareketlerimiz onun tavsiyelerine uyarak, Kur'an'ın emir ve yasaklarına riayet ederek düzenlenmiş olmalıdır. Bunu başarabildiğimiz takdirde kamil bir mümin olabilmenin de inşallah ilk adımını atmış olacağız. Bugünkü sohbetimizde kamil müminin özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle üzerinde durmaya çalışacağız. Başta okuduğum Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayetlerinde Rabbimiz olgun müminin özelliklerini şöyle ifade ediyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Onlar işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. Yine Rabbimiz Furkan suresinde de olgun müminlerin özelliklerini Rahman'ın has kulları olarak ifade eder ve Rahman'ın has kullarının özelliklerini de bize şöyle açıklar. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahil kimseler kendilerine laf attıkları zaman selam der geçerler. İşte bu ayeti kerimede kamil müminin özelliklerinden birisine daha işaret ediliyor ve bu da tevazu olarak belirtiliyor. Yani alçak gönüllü olmak. Bu özellik insanlarla iyi geçinmenin, muhabbet kurmanın en önemli yoludur. Çünkü alçak gönüllü insanlar herkesle iyi geçinir. Herkes tarafından sevilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bir kimse eğer Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize en güzel örnektir. Onun hayatına baktığımız zaman bizler tevazunun en güzel örneklerini görmekteyiz. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Böyle huzuruna gelen, korkudan titreyen birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu sakinleştirmek için öyle der. Ben Kureyş'ten kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten sonra Medine'ye girerken o göstermiş olduğu tevazu öylesine mükemmeldir ki Hazreti Ebubekir'le Medine'ye girdiklerinde halk Hazreti Ebubekir'in peygamber olduğunu zanneder. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir o kadar utanır ki hemen yanındakilere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
peygamber olduğunu işaret eder. Mekke'yi fethettiği zaman, Mekke'ye girerken orayı fetheden bir komutan edasıyla değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bineğinin üzerinde iki büyük bir halde şehre girer. İşte bizler de Allah'ın o has kulları arasına girmek istiyorsak, kamil bir müminin özelliği olan tevazuğa eğer bizler de sahip olmak istiyorsak, değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize örnek almalıyız. Yine bir diğer özellik. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا olarak ifade ediliyor Furkan suresinde. Onlar ki Rablerine secde ederek ve kıyam ederek gecelerler. Evet, kamil müminin bir vasfı da bu olmalıdır. Çünkü mümin ömrünün bir parçasını nedir? İbadetle, bir kısmını çalışmakla değerlendirir. Kıyamet gününde ömrünü nerede yıprattığından herkes sorguya çekilecektir. Onun için ahirette Rabbimize bunun hesabını verirken, ya Rabbi, bana vermiş olduğun ömrümü çalışarak, senin rızanı kazanmak için sana ibadet ederek, secde ederek, kıyamda durarak geçirdim cevabını vermek, Allah'a has kul olanların, kamil müminlerin cevabı olacaktır. Değerli kardeşlerim, yine Furkan suresinde kamil müminin özelliklerinden, Rahman'ın has kullarının özelliklerinden birisi şu şekilde ifade edilir. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا اِنَّ عَذَابَ كَانَ غَرَامًا. Onlar ki şöyle derler. Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı geçici değildir. Demek ki Allah'ın has kulları her zaman cehennem azabını hatırlarında tutacak, ondan kendilerini uzaklaştıracak ameller yapacak ve Rablerine dua edeceklerdir. Yine başka bir özellik. Onlar harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. İnsandaki emanetlerden birisi de maldır. İnsan kıyamet günü kendisine verilen emanetlerden sorgulanırken, malından da onu nereye harcadığından da sorguya çekilecektir. Bu malı nereden kazandın, nereye harcadın sorusu sorulacaktır insana. Onun için mümin malını öncelikle helal ve meşru yollardan kazanacak, onu israf ve cimrilik etmeden Allah-u Teala'nın razı olacağı yollara harcayacaktır. Demek ki harcamalarımızda orta yolu seçeceğiz ve itidalli olacağız. Yine kamil müminin başka bir özelliği. Onlar yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaşınca da vakarla oradan geçip giderler. Yalan söylemek günahtır ama yalancı şahitlik etmek bundan çok daha büyük bir günahtır. Yani insan yalancı şahitlik yaparak başkasının gönlünü yapayım derken aslında kendi ahiretini yakmış olur. Günahsız insanları mağdur etmiş olur. Bakın Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey müminler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, anne babanız ve akrabalarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Hakkında şahitlik ettiğimiz kimseler zengin olsun, fakir olsun, Allah onlardan size daha yakındır. Duygularınıza uyup adaletten ayrılmayın. Şahitliği eğer büker veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte ayette dikkat çekilen başka bir husus da müminin boş şeylerle ilgilenmemesi, onlardan uzak durmasıdır. Hani boş sözlerle karşılaşınca vakarla oradan geçip giderler buyuruyor ya ayet-i kerimede. Bu da müminin bir özelliği olmalıdır. Çünkü mümin
kendisini ilgilendirmeyen boş işlerden, boş sözlerden uzak durması onun kamil bir mümin olduğunun bir göstergesidir. Ha demek ki bizler kamil müminin vasıflarından, kamil bir müminde bulunması gereken özelliklerin bizde de bulunmasını istiyor isek buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Furkan suresinde Rabbimiz devam ediyor kamil müminin özelliklerini saymaya. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Evet, müminin kendisine Allah'ın ayetleri hatırlatılınca onlara ilgisiz kalması, kör ve sağır kesilmesi elbette ki düşünülemez. Çünkü Allah o ayetlerle insana dünyada ve ahirette mutluluğun yollarını göstermiştir. Mümin eğer buna dikkat etmezse dünyada da ahirette de hüsrana uğrayacaktır. Bu Kur'an'a sırt çevirmek demektir. Mümin hayatını Kur'an'a göre değil, onu görmezden gelerek kendi istediği gibi yaşarsa o zaman ahirette pişman olacaktır. Demek ki kamil bir mümin kendisine Rabbinin ayetleri okunduğu zaman onları dikkate alır. O ayetlerin emriyle amel eder ve bu sayede de inşallah ahirette pişman olanlardan olmaz. Ve onlar ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl diye dua ederler. Böyle huzurlu bir yuva için dua etmesi de elbette ki müminin en güzel özelliklerinden birisidir. Demek ki değerli kardeşlerim, Furkan suresindeki bu ayeti kerimelerde Rabbimiz bizlere Allah'ın has kullarının, kamil müminlerin özelliklerini bu şekilde saymaktadır. Demek ki kamil bir mümin mütevazidir. Gece gündüz Rabbine ibadet ederek hayatını ikam ettirir. Harcadığında ne israf ne de cimrilik eder, ikisi arasında orta bir yol bulur. Cehennem azabından Allah'a sığınır. Yalan söylemez, yalan yere şahitlik etmez. Allah'ın ayetleri kendisine okunduğu zaman onlara sağır ve dilsiz kesilmezler. Değerli kardeşlerim, yine Müminun suresinde de Yüce Rabbimiz müminlerin özelliklerini bizlere şu şekilde ifade eder. Kısaca bunları da hatırlatıp sohbetimizi bitirelim inşallah. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatlarını verirler, iffetlerini korurlar, sözlerine ve ahitlerine riayet ederler. İşte bunlar da müminin özelliklerindendir. Müminun suresinde Rabbimiz bu özellikleri de bu şekilde bizlere belirtmiştir. İnşallah değerli kardeşlerim bizler de Kur'an-ı Kerim'in saymış olduğu bu özellikleri kendimiz için bir ilke olarak kabul edip kamil bir mümin olma yolunda Kur'an'ın bu hayat veren mesajlarına kulak vererek bizler de bu dünyada kamil bir mümin olarak yaşayıp ahirette Rabbimizin huzuruna da tertemiz bir kalb ile varabilmiş olalım. Rabbim inşallah bizleri kamil müminlerden eylesin. Rabbim bizleri Rahman'ın has kullarının arasına dahil eylesin. Bizleri kendisine kul, Habibine ümmet olanlardan eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين